Şurası. Doktor bey. Buyurun. Bahar Ertürk'ün eşiyim. Bugün çıkış yapacaktık. Evet, doğru. Ben de sizin odanıza geliyordum. Buyurun. İlaçlarına devam edecek. Düzenli kullanması çok önemli. Önümüzdeki ayda kontrole gelecek. Tamam. Çıkış işlemleriniz için de hemşire hanımla görüşebilirsiniz. Geçmiş olsun. Doktor bey. Buyurun. Hastalığı tamamen bitti değil mi? Bir daha... Şimdiye kadar tedavi olumlu cevap verdi. Ama henüz bitti diyemeyiz. Önümüzdeki ay bir daha değerlendirelim. O zaman daha kesin konuşabiliriz sanıyorum. Anladım. En önemlisi moralini yüksek tutun. Sıkıntıdan, üzüntüden uzak durmalı. İyileşmesi için çok önemli bu. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Neden ayaklandın? Yorulacaksın. İyiyim. Zaman kaybetmeyelim. Bir an önce çıkmak istiyorum. Evim, bahçem, yavrularım burnumda tütüyor. Bahar. Çıkış yaptırdın mı? Önce seni görmek istedim. Hadi Nihat, bir an evvel hallet de gidelim buradan. Peki canım. Sosyal güvenceniz yok mu? Hayır. Daha önce ödeme yapmışsınız. Evet. Miktarı biliyordum ama siz yine de bir kontrol eder misiniz? Son döneme ait yatış ve tedavi ücreti 18 bin lira. Buyurun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tamam, hallettim. Gidebiliriz. Hepsi bitti değil mi? Bitti canım. Hepsi bitti. Neden açmadın? Önemli değil. Sonra ararım. Çıkalım hadi. Bahar. Sana söylemem gereken bir şey var. Şimdi mi? Ne oldu? Yoksa çocuklar mı? Nihat, bir şey söyle. Dur, sakin ol, hemen telaşlanma. Yolda konuşuruz. Efendim. Neredesin lan sen? Sabahtan beri arıyorum. Neden açmıyorsun telefonu? Ne oldu? Hastanedeyim. Karımı çıkarıyorum. Vallahi orası bizi ilgilendirmez. Bugün senedin son günü. Tahsilata geldik. Bugün gelemem. Kusura bakma. Yarın gelin, alın paranızı. Ne demek bu lan? Ulan ben sana... Abi, dağıtalım mı dükkanı? Bırak. Dükkanmış. Yürü hadi. Daha sonra görürüz hesabını. Allah'ım, ne kadar özlemişim açık havayı. Bahçe nasıl? Çiçekleri kurutmadın değil mi? Bahar. Tamam canım, şakaydı. Onca telaşın içinde çiçeklere mi bakacaktın? Bakardım tabii. Onları ne kadar sevdiğini biliyorum. Olsun, yeniden ekerim. Bahar. Bahçe yani ev... Nihat, dikkat et! Bahar, iyi misin? İyiyim Nihat, iyiyim. Emin misin, bir yerini çarpmadın değil mi? Telaşlanma Nihat, bir şey olmadı. Sadece biraz korktum. Özür dilerim Bahar. Her şey için özür dilerim. Tamam, kendini suçlama. Bak, bir şey olmadı. Allah bizi çocuklarımıza bağışladı.
Hadi evimize gidelim artık. Yavrularımı görmek istiyorum. Nihat, neden burada durdun? Eve gitmiyor muyuz? İçeri geçelim, anlatacağım canım. İçeri mi? Nihat, doğru değildi, ne olur. Bahar, gel hadi. Nihat, sen evimizi mi sattın? Hadi canım, gel. Nihat, sen ne yaptın? Nasıl satarsın ha evimizi? Nasıl satarsın? Bahar, ne olur yapma. Sana söz veriyorum, o evi geri alacağım. Söz veriyorum. Hadi canım, çocuklar seni bekliyor. Hayatım burada. Geç canım. Anne? Anne? Anneciğim. Canlarım benim. Yavrularım. Bahar, iyi misin? Cemre, kolonya getir kızım. Bahar. 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 Uyandın mı? Nasılsın, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Çocuklar nerede? Sen rahat ol, uyuttum ben onları. Nihat, burada bu rutubette nasıl yaşayacağız? Çocuklar hasta olur. Geçecek Bahar, hepsi geçecek. Yeter ki sen iyi ol, bizim yanımızda ol. Ben de en kısa zamanda yeni bir ev bulacağım. Hepsi benim yüzümden. O güzel evimiz gitti. Sen perişan oldun. Çocuklar da sen bütün düzenleri dağıldı. Düzelecek karıcığım. Hepsi düzelecek. Hadi sen birazcık dinlen. Ben battaniye getireyim. Allah'ım, karım bana, çocuklarımıza bağışla Allah'ım.
Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah. Nihat. Nihat. Nihat, içeride misin? Nihat. Selami, sen misin? Benim, aç. Ya ne yapıyorsun burada? Geç otur, geç. Geçerken arabanı gördüm, bir uğrayayım dedim. Bütün gün kapalıydı dükkan, neredeydin? Hastanedeydim, Bahar'ı çıkardım. Öyle mi? Hadi gözün aydın. Çok sevindim, çok iyi. Sağ ol. Siparişler için geldiysen daha bitiremedim Selami. Durumu biliyorsun. Gece gündüz çalışıyorum. Ya kusura bakma Nihat ama adamlar o işi iptal etti. Ne? Nasıl? Senin verdiğin fiyat fazla geldi alıcıya. Başka yerden almış. Başkasından mı almış? Öyle şey mi olur Selami? Ticarette sözünden dönmek var mı? Artık böyle Nihat. Kimse kaliteye bakmıyor. Cebinden çıkan paraya bakıyor. Benim zararım ne olacak? Mal yetiştirmek için bir sürü masraf yaptım. Bana niye çıkışıyorsun? Ben aracıyım. Zor durumdasın diye yardım edelim dedik. Suçlu mu oldun? Yanlış anladın. Ben kendi derdimden... Fazla mal göz çıkarmaz. Koy kenara. Müşteri çıkınca verirsin. Yalnız fiyat kıl. Bu paraya satamazsın. Benden söylemesi. Müşteri çıksın da. Çıkar merak etme. Neyse ben gideyim. Hadi kolay gelsin. Şimdi ne yapacağım? Tefeciye borcumu nasıl ödeyeceğim? Sen bana yardım et ya Rabbi. Allah'ım, okunan ezanın yüzü suyu hürmetine. Sen bize yardım et. Nihat, sen misin? Nereden geliyorsun? Kalktığımda yoktun. Atölyedeydim, çalıştım. Sen neden ayaklandın? Seni dinlenmen gerekiyor. İyileştim artık Nihat, alış buna. Evet ama 3 aydır hastanedesin. Onca ilaç içtin, ameliyatlar geçirdin. Böyle birden ayaklanman doğru değil. Hadi otur artık. Ama sen de yorgunsun, sabaha kadar çalışmışsın. Düşünme bunları Bahar. Önemli olan tek şey senin sağlığın. Ben hallederim her şeyi. Sağ ol hayatım. Ben çocukları kaldırayım. Neredesin lan sen? Bir saattir ağaç olduk lan kapında. İşim vardı. Tahsilata geldik. Hazır mı para? Ayarlamıştım ama son anda bir aksilik çıktı. Bir iki hafta müsaade etseniz. Bizde müsaade olmaz. Senedin günü geldi mi alırız parayı. İyi de yok, ters gitti işlerim. Toparlayamadım. Siz de biraz anlayışlı olun. Zaten son senet. Şimdiye kadar hepsini zamanında ödedim. Vallahi ben anlamam. Benim işim bu senedi tahsil etmek, parasını patrona götürmek. Senin işin de bu parayı zamanında teslim etmek. Yoksa ayarlayacaksın.
Borç mu bulursun? Mal mı satarsın? Orası beni ilgilendirmez. Ya ben size borcumu ödemek için evimi sattım, evimi. Satacak bir şeyim kalmadı artık. Elimde mal var. Onları satınca ödeyeceğim. Ulan bana bak. Sana yarına kadar müsaade. O da son senet olduğu için. Parayı bulursan amenna. Ama bulamazsan başka türlü ödersin. Hadi yürü. Oğlum içsene çayını. Ne bu bir karış surat? Tefeciler geldi bugün. Senin borcun bitmemiş miydi? Son taksidi almaya geldiler. Sen siparişleri almayınca bende hiç para kalmadı Selam'a. Evin parasını ne yaptın? Koca ev sattın. 3-5 ayda biter mi? Sattık da zararına. Neredeyse yarı fiyatına gitti Selam'a. Ameliyatlar, ilaçlar, hastaneler, otel gibi günlük yatış parası alıyor. Ev mi dayanır bu kadar masrafa? Haklısın kardeşim, ne diyeyim? Tez zamanda Allah şifa versin. Amin. Yalnız bu tefeci Fethi Bey fena adamdır Nihat. Kimse de borç bırakmaz. Parasını alamazsa sıktırıverir. Bugün anladım zaten. Müsaade istedim, kabul etmediler. Yarın istiyorlar paralarını. Allah kolaylık versin kardeşim. Zor işler bunlar. Beni bilirsin Selami. Kimseye borçlu kalmam. Öyle öyle. Durumumu da biliyorsun. Elimde bir hayli mal var. Bir iki haftaya satıp o senenin parasını çıkarırım ama şimdi yok işte. Ah be kardeşim. Biraz borç isteyecektim senden. Ah be Nihat, olsa sen istemeden çıkarır verirdim kardeşim. Ama bizim işleri biliyorsun. Bizde hep çek dönüyor. O da vadeli. Kimse nakit iş yapmıyor. Birilerinden istesen senin çevren geniştir. Hatırın da sayılır. Orada dur kardeşim. Ne demişler? Dostluk başka, iş başka. Ben başkası namına kimseden borç istemem, isteyemem. Onca yıllık arkadaşlığımız var. Şimdi başkası mı olduk? Kusura bakma kardeşim. Bu zamanda kimse kimseye tak diye çıkarıp bu kadar para vermez. Hem borcu borçla kapatamazsın. Sen buna başka bir çare düşün. Anladım Selami, anladım. Her koyun kendi bacağından asılır diyorsun. Hadi sana kolay gelsin. Çayını içseydin kardeşim. İçmiş kadar oldu. Alo, Oktay, ne haber ya? Vallahi ne olsun, idare ediyoruz. Yok ya, biraz önce Nihat buradaydı da ona takıldı kafam. Karısı hastaydı ya, çok borca girdi onun için. Sıkışmış, borç para istemeye geldi. Yok yok, verir miyim? Tabii canım, dönmezdi o para. Oldu Oktay, çay içmeye de beklerim. Hadi sana da hayırlı işler. Hadi, hayırlı uğurlu olsun. Bugün bütün bakımını yaptıracağım. Yarın gelip alırsınız tamam, arabanızı. Çok sağ olun, iyi günler. Alo. Alo Nihat'cığım, nasılsın? İyiyim Oktay, sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl olalım, uğraşıyoruz işte. İşler nasıl? Var mı bir sıkıntı? Sorma, Bahar'ın hastalığı çok belimi büktü Oktay. Bir daha doğru olur muyum bilmiyorum. Geçmiş olsun. Sigortan olmayınca zor bu işler. Ya şimdi aklıma geldi. Senin araba duruyor değil mi? Duruyor. Ya diyorum ki madem o kadar sıkışıksın, getir arabayı bana, ben alayım. Yok Oktay, arabayı satmam. Elimde bir bu kaldı.
Bunu da bırakırsan Bahar kahrolur. Yine de sağ ol, eyvallah. Sağ ol kardeşim. Hadi bakalım, yatıyoruz. Ya baba, ben uyumayacağım. Olur mu oğlum? Uyumazsan büyüyemezsin. Ama uyursam annem yine gider baba. Uyanık kalırsam onu durdururum. Gitmeyecek oğlum. Annem bir daha hiçbir yere gitmeyecek. Bahar, güzel kadın benim. Çantayı alsam, Bahar'ın tedavisini yaptırırım. Tefeciye borcumu da öderim. Belki yeni bir ev de alırız. Yeniden mutlu olabiliriz. Yardım et bana. Gel amca, seni hastaneye götüreyim. Acil, bir sedye hemen. Yakını mısınız? Hayır, tanımıyorum. Kaza geçirmiş, ben de buraya getirdim. Hastane polisiyle görüşmeniz gerekiyor, koridorun sonunda. Durumu nasıl? Ben bir şey diyemem. Doktor bey çıkınca sorarsınız. Nihat? İsmet? Ya sen nerelerdesin? Kaç kere aradım, evine geldim, yoksun. Sorma İsmet, uzun hikaye. Asıl sen nasılsın? İnşallah ters bir şey yoktur. Hadi kantine gidelim, bir çay içelim, orada konuşuruz. Olur. Kızım burada yatıyor. Bir ay oldu. Kanser. Çok geçmiş olsun İsmet. Çok üzüldüm. Sadece ameliyatta umut var diyorlar. Ama bağışıklık sistemi çok kötü durumdaymış. Bir aydır bekliyoruz. Bugün bütün değerleri normal dediler. Artık ameliyat olabilir. İnşallah sağlığına kavuşur. Kavuşur, kavuşur da Nihat. Çok para istiyorlar. Çok. Sigorta yarısını ödüyor ama bize düşeni boyumuzu aşıyor. Bugün cevap bekliyorlar benden. Ya değerleri tekrar düşerse bir daha ameliyat şansı olmaz.
Ya parayı bulup getirmeliyim ya da kızım. Nihat, ben bu parayı bulamam Nihat. Bulamam. Allah'tan umut kesilmez. Her derdin bir çaresi vardır. Bizimkinin tek çaresi para. Ama o da bizde yok. Hastane polisini siz mi aramıştınız? Evet. Polis bekliyor. Ya Nihat, kendi derdimden seninkini sormayı unuttum. Yolda kaza vardı, yaralı getirdim. Bilgi vermem gerekiyor. Şükür senin gibi vicdanlı insanlar var hala. Allah kabul etsin Nihat. Büyük sevap. Ah Nihat. Ne demiştiniz? Çatalca yolunda gördüm. Araç orada mı kaldı? Evet. Plakayı hatırlıyor musunuz? Hiç dikkat etmedim, kusura bakmayın. Önemli değil. Şimdi zaten ekip çıkaracağım. Teşekkürler Nihat Bey. İletişim bilgilerinizi aldık. Eğer ihtiyaç olursa sizi tekrar misafir edeceğiz. Tabii, seve seve. İyi günler. İyi günler. Nihat Bey, bugün bir can kurtardınız. Affedersiniz hemşire hanım. Bir şey soracaktım. Benim getirdiğim hastanın durumu nasıl? Nerede? Yukarı kaldırdılar. Genel cerrahide yatıyor. Kaçıncı kat? 3. katta 310 numarada. Sağ olun. Kimsin sen? Yoldan geçerken sizi gören biri diyelim. Hayatımı kurtardın, sağ ol. Geçmiş olsun. Verilmiş sadakanız var ki kurtuldunuz. Fethi Bey, kanama riski nedeniyle bu gece sizi müşahede altında tutacağız. Bir sorun olmazsa yarın sabah taburcu olursunuz. Sağ olun Doktor Bey. Tekrar geçmiş olsun. Tamam Hilmi'cim, tamam. Bekliyorum ben seni. Oo Nihat, hoş geldin. Hoş bulduk.
Nerede kaldın ya? Sabah gelirim demiştin, akşam oldu. İşim çıktı, kusura bakma. Ne kusuru canım? Vazgeçtin sandım da ondan. Yok yok, getirdim işte arabayı. Önce bir çay iç. Sağ ol, içmiş kadar oldum. Ama acil işim var, hemen hallederim şu işi. O kadar yol geldin, bir soluktan hallederiz. Israr etme, acil diyorum. Ne vereceksin sen şimdi buna? Vallahi Nihat'cığım, beklerim dersen iyi bir paraya satarız. Ama hemen istiyorum dersen değerinin biraz altında olur. Olsun Oktay, senin dediğin gibi olsun. Hepsi tamam patron. Hiçbirine dokunmamış. Aşağı inip soruştur. Kim olduğunu öğrenmeden gelme. Merak etmeyin. Seceresini çıkartmadan gelmem. Nerede yaşıyor, nerede çalışıyor hepsini öğrenirim patron. Siz rahat olun. Allah'ım, yaptığım onca kötülüğe rağmen senin iyi kulların sayesinde hayattayım şu anda. Tövbe Allah'ım. Bir daha harama el uzatırsam şu yataktan kalk. İsmet, ha, bir dakika gelsene. Bir yerden alacağım vardı. Yeter mi bilmiyorum ama. Al bunu İsmet. Allah'ım, dualarımı kabul etti. Kusur gibi yetiştin kardeşim. Ben bu iyiliğini ne yapsam ödeyemem. Tamam kardeşim, üzülme. Tamam kardeşim. Kardeşim. İnşallah bir faydası olur. Senden Allah razı olsun. Hadi geçmiş olsun. Bahar, beni duyuyor musun? Bahar! Bahar! Küçük bir bahçeleri varmış minik evlerinin önünde. Onu ekip dikerler, onun sayesinde karınlarını doyururlarmış. Ne az diye yakınırlarmış, ne de daha çok olsun diye aranırlarmış. Canlarım benim. Kim o? Aç kapıyı. Kolay gelsin evladım. Yoksa siz... Evet, faizci Fethi Bey benim. Yıllardır aldığım faizler yüzünden çok can yaktım. Çok yuva dağıttım. Velhasıl kul hakkı yedim. Haram yedim. Sen karşıma çıkmasaydın yemeğe de devam ederdim.
Ama sen bana büyük bir ders verdin. Çantayı hiç dokunmadan teslim ettin. Borç içinde olmana rağmen harama el uzatmadın. Sonradan öğrendim ki senet için bulduğun parayı hiç gözünü kırpmadan muhtaç birine vermişsin. İşte senedi. Bundan sonra haram yemeyeceğim oğlum. Şimdiye kadar gasp ettiklerimi de yetimlere, muhtaçlara dağıtacağım. Evini, arabanı satmışsın benim yüzümde. Karın da hastaymış. İşte. Bu para senin. Ama... Evladım, sen benim hayatımı kurtardın. Daha da önemlisi doğru yolu bulmamı sağladın. Estağfurullah. Ama ben bu parayı alamam. Bugün o çantayı alsaydım harama el uzatmış olacaktım. Şimdi bu parayı alırsam harama el uzatmış olacağım. Almamakta haklısın. Bu para kirli para. En azından senden aldığım haksız faizleri geri al. Onlar senin hakkın. Hayır, asla alamam. Peki oğlum. İnşallah beni affet. Allah'ım sen büyüksün. Yaşasın, yaşasın. Geçin, hadi geçin. Hadi bakalım. Geç bakalım. Nihat. İsmet. Kızın nasıl oldu? Sayende düzeldi Nihat, düzeldi. Annesi de ben de her gün dua ediyoruz sana. Çok sevindim kardeşim, gözünüz aydın. Allah senden razı olsun kardeşim. Senin hakkını ödeyemeyiz. Estağfurullah kardeşim, ne demek? Yok yok Nihat, öyle. Ya ne diyeceğim İsmet, bir akşam bize yemeğe gelin. Eski günleri ana, hasret gideriz. İnşallah kardeşim, en kısa zamanda. Sen hala aynı evde misin? Nihat, eski evimizi geri aldığın için. Canım benim. Anneciğim. Anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.